Ne anlatıyorsun abi 2 saatlik ya? Anlatıyorum abi bir şeyler işte öyle. Kafama gelenleri konuşuyorum abi. Facebook'ta kendi kendime konuşuyormuşum gibi Boş oluyordu. yapma, bitti mi paran? Bitmedi daha. Var Ha, yani. paran bittiyse şey yapalım kardeşim. Kapat yayını atalım kardeşim. Kardeşim en Anonymous Cheer diye bir arkadaş var benim. Sen şu an Sana bitçilerin yönteminden mi bahsediyorsun? tabii. Sana belirli bir miktar bit atıyor. Tamam mı? Paranın %40'ını veya 60'ını Abi artık onu nasıl biliyorum ödüyorsun? canım. Yani birisi Premium geliyor sana, partnersen ha. atıyorum kredi kartını çalmış birine, Abi. 100 bin bit atıyor. Diyor ki bunun diyor, Atıyor. o Twitch'in üzerinden geçsin bu para. Aynen. Sen bana Para diyor, diyor atıyorum helal 50 helal bin para bitliğini olsun. gönder diyor. Sonra Aynen. da Sen gerisi bana sana gönder kalsın ama diyor. nasıl gönderiyorsun? Herhangi bir Bitcoin'le, Ethereum'la, Wallet'a gönderiyorsun. Ki Bankadan track göndermiyor. edilemesin. Tamam. Ha, Para takip edilemesin. Okey. tabii. Okey. Tabii. Ben bilmiyorum, dolandırıcılık yapan siteye de nasıl güvenip para atar ki bir insan? Adamın işi dolandırıcılık, amına koyayım. Adamın İşte kanka işi o elindeki namuslu çalıntı kredi dolandırıcı. kartlarını nakide çevirmek zaten, o değil mi, o sitenin amacı yani, öyle bir sitenin. Tabii. Nasıl Çalıntı oraya kredi güvenip de kartının. para veriyorsun ki mesela? Yani ben Ya ben şey İzmirli oldum. bir öğretmenle konuştum telefonda. Kadın bu sitenin ne olduğunu bile bilmiyor. Kadına sokmuşlar 24 bin lirayı. 24 bin lira. Ha, öğretmen. Dümdüz öğretmen. Zınk diye çekmişler mi kredi kartı bana? Zınk zınk ve zıbı zınk zınk. Ben sırf sanal kart kullanıyorum. Sırf bu yüzden. İçine 500 lira Ben atıyorum, hep harcıyorum. söylüyorum abi. Mesele Twitch değil ki. Her yerde yani kartın gitti mi her yerde patlarsın ki. Atıyorum yemek sepetinden sipariş veriyorsun. Oraya kayıtlı ödeme kartım var diyelim ki. Eğer ki limitsiz veya 5 bin 10 bin lira limiti olan şey varsa al işte. Bilgileri sızdırıldı diyelim ki. Bak Al ben geri de götürün. Mastercard'ın kendi şeysine bile Mastercard'ın database'ine bile kaydetmiyorum. Benim var ama sanal kartım benim kayıtlı bir sürü yerde. Ama sanal kart yani içinde 100 lira var şu an. Nasıl Sanal. harcayacak ki? Sanal. Ama öbür kartı kaydedersen anal kart oluyor. Arkadaşlar bende 3 tane PayPal var ya. Arkadaşlar Ahmet bir zengin var ya, kafayı yersiniz yani. Ya siktir git Bak bu arada da. O kadar içten siktir git dedim ben ki. bilsem Ahmet böyle 15 arkadaşlar. O kadar çok parası var ki. Bak ya. Sakın buna abone olmayın. Bana olun abi. Amına koyduğumun ayısı ya. Oğlum. Ya siper lan. Avcık seni. Bu arada Kimin zengin arkadaşlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahmet Sonuç'un evine ilk ben gireceğim. Bunun sakın sözünü verdi. Önümüzdeki hafta mı? Önümüzdeki hafta falan bildiğiniz vlog çekeceğiz Oğlum Ahmet'in yataklar evine. gelecek daha. Bayramdan sonra anca. Senin Bayramdan yatacak yerin sonra. yok şu an. Benim yatacak yerim yok şu Aa, an öyle evde. de demezsin ya. Benim de yatacak yerim yoksa kimin yatacak yeri var lan? Arkadaşlar açıklıyorum. Ben Antalya AK Parti Gençlik Kolları Başkanıyım. Gençlik Kolları Başkanıyım Antalya'nın. O Ha. yüzden Ekrem İmamoğlu'na diss atan tweetler atıyorum. Evet. Fonlanıyor arkadaşlar bu, çaktırmayın. Abi şimdi sana Full ayda fon. 50 bin dolar verseler. Uf, 50 bin dolar dediğin var ya Bir şu şey diyeyim mi? anda. 50 bin dolara her gün Ekrem İmamoğlu'na söverim. Bak Beni o duy Fahrettin. Twitter'ımı veririm ya. Satarım, Al abi. satarım. Al abi Al derim, Twitter'ımı. Al al sizin Twitter derim. senin olsun. Trollerinizin derim. Al Twitter'ımı kardeşim. 50 bin Vallahi dolara. bir şey diyeyim mi? 50 bin Oo. dolar. Buradan sesleniyorum. Yetkililer izliyorsa. Fahrettin Bey, ben sizin 650 bin hayranınızım. takipçini aktif kullanıcı. 650 bin aktif kullanıyor. O Cumhur Frankfurt'tan falan olmaz. Siz bana gelin Onlar ya. beceremiyorlar abi muhalefet. Beceremiyorlar. Ben Bak muhalefet... biz akıllı muhalefet. Biz nasılız Evet. biliyor musun? Biz seküler kesimi de salakta böyle tokatlayabiliriz, anladın Ha, mı? seküler tokatlayıcı. Sol kesimi de böyle hop oradan oyları böldük. Bir anda ülkenin geleceği tamam abi. Aylık 50 Yahu bin dolara. amına koyayım tuvalete gidemiyorsun. Belediye başkanı nasıl olacaksın? Tuvalete niye gidemiyorsun? Kanka. O ne alaka lan? Ya bunlar zannediyor ki bütün bilgisayar başındayım. Amına koyayım ben. Al, Ben iki bakayım bir haftadır saniye. Bahar! aralıksız kutu taşıyorum lan. Bebeğim altımı değiştirmen lazım. Hatta kovasını değiştir Kova, altındaki kova getir, kovayı. Kovayı kova. Kalkamıyorum değiştir. buradan. Kanka bir şey diyeceğim. Tuvaletten... Ulan yazamadım tuvaletten. Sizin evde de Kuramadım. kedi köpek Gözler var ya. görün. Tuvaletin kapısı kapanmıyor değil mi? Yok bizim hayatta tuvalet... Aha burada bak. Peki kanka sizde de şey oluyor mu? Sıçarken bir anda mesela bahar geçiyor ve seni tuvalette görüp korkuyor. Korkma değil de genelde şöyle oluyor. Ben sıçarken bahar geldiğinde huzursuz oluyorum. Çünkü zart zort sesler falan çıkıyor ya, rahat sıçamıyorum. Onu bildiği için genelde inadına yanıma gelir. Böyle. Bak ben senin tuvaletteyken kapının önünden geçsem ya git rahat rahat yapamıyorum işimi falan diyor tamam mı?
Huzursuz ediyor beni. Kanka ben sıçıyorum. Ben sıçıyorum. Geliyor diyor ki koltukları sipariş verdik mi? Böyle kapının önünde benle konuşuyor. Ya diyorum kızım gider misin? Sıçıyorum. Alo. Alo. Aa bilmiyorum. Yani dediğim gibi sıçarken sıkıntı biraz ama onun dışında sıkıntı yok. Ben okeyim yani. Arkadaşlar bunu evinde hayvan olmayan anlamaz. Evinizde hayvan varsa o kapı kapanmaz. Tabii canım. Zaten yok. Benim açıkça söyleyeyim. Ben hiç hayvan olmasa da benim kapanmaz. Ben kapı açık sıçmaya o kadar alışığım ki. Çünkü bekar yani hayatı yaşadım ben hayatım boyunca. O yüzden ama kedi mesela kapıyı da şey yapmıyorlar ki. Ya tırmalıyorlar ya açman için her şeyi yapıyorlar yani. Bir neden diyorlar? Özellikle kedi varsa evde o kapıyı kapatırsanız o kapıyı aç diye ananı siker senin. Evet evet aynen rahat öyle. Rahat rahat açamazsın. Kediler arkadaşlar nasıl diyeyim size evde herhangi bir kapalı kapı varsa kapalı bir odanız varsa mutlaka kapısına gidip orayı açmanız için şey yapıyorlar. Köpeklerde de şöyle siz onlar sıçıp işerken başında duruyorsunuz ya gezdiriyorsunuz ya. Onlar da siz sıçıp işerken size gardiyanlık kesin yapmak gelip istiyorlar. Ayağıma yatar. Evet o da sen sıçıp işerken gardiyanlık yapmak ama istiyor. Ama kedide de var o biliyorsun değil mi? Kediler mesela avcılara karşı diğer kedileri korumak için başlarında beklerlermiş diğerleri tuvaletini yaparken. Bayağı Seni de bir bunu kedi olarak görüyor ya o şeyden, pekten böyle. Ne denir ona? Kriyo, sürü. Şey, sürüden. Sürü. Sen de bir kedisin onun için. Yani büyük bir kedi olarak görüyor seni. O yüzden gelip başında bekliyor çişini yaparken veya tuvaletini yaparken. Vallahi bizde en küçük Lucy olduğu için gardiyanlık görevini ona verdiler. Alfred de Mira gelmiyor ama Lucy her tuvalete gittiğimde, sıçtığımda başımda durur, nöbet tutar yani. O nasıl oluyor? Ben onu bilmiyorum gerçekten. Bu öldü. Lan oğlum bir direnç gösterin ya. Lebo bu ne amına koyayım ya? Bu ne oğlum harbiden ha? Şey ha? O. Bak, bakırda mısın amına koyayım bu ne? 3 yıl oynamayınca bakıra atmış beni gerçekten. İzlerken adam uyudum amına koyayım ya. Ahmet senin el ondayım gel beraber oynayalım istiyorsan. Benim önümde var. Arkadaşım ben laf sokmadan duramıyorum. Abisini çağırdı o orospu çocuğu. Onu dojlamam lazım. Benim adım ne bu? Arkadaşlar o zaman ben burada söylüyorum. Lebo, hayır o ki benimdi. Orospu çocuğu. Burada patlatıyorum haberi Lebo. Çok işim geldi. Ne haberi abi? Lebo'yu Antalya'ya taşıyorum. Abi deme onu. Onu deme deme. Abi bir de public açıkladın. Bahar beni hayatta salmayacak. Bitti bu iş. Bu iş kapandı şu an. Abi portal mortal diyorlardı. Daha zaten gideceğiz diyorlar. Antalya'ya portal abi, açıyoruz. Portallar nerede? Bak evet, ne ya? Baktın mı lan eve gidip? Oğlum dedim ya cuma bakacaksın diyor. Cuma yarın. Cuma mı? Tamam. Abi vallahi tutarlarsa ben başka yer tutmam. Söyleyeyim. O zaman ben yarın kaporayı yatırıyorum senin adına. Tamam sen benim adıma yatır abi. Ben bu işi sevdim. Ben dedim arkadaşlar çok var. 1'e 15. Bahardan, bahardan alırım oğlum. Bahardan nasıl alıyorsun lan? Bahar bana verir o kaporayı. Vallahi ben kartlarını aldım Bahar'ın. En son 8. Versace gözlüğü alınca dedim yeter. Bak Selin'le de benim gözlük almaya. Bak bu yaz gözlük almaya gittik Selin'le. Bizim karılarımız gerçekten tam köylü Türk kızı. Selin de tam böyle köylü Türk kızı gözlüğü beğendi. Dedim ki hayatım Allah aşkına bunu niye alıyorsun dedim ya. Biraz dedim tarz bir şey alabilir miyiz sana ya lütfen. Yok ya. Abi yok. Rica zevkleri ettim. Çok kötü bu arada ya gerçekten. Yok abi ya ne biçim bir şey öyle ya. Sonra dedim ki bunu al dedim. Böyle hayır hayır falan filan oğlum, dedi. Niye gittin geri çıktın o zaman. Ondan sonra bir gözlük aldırdım buna. Of. Dedi ki ben bunu hiç beğenmedim. Lebo dedim ki sen bir gözlük al bunu dedim ben alıyorum. Hediye. Sen istediğin gözlüğü al. He. Şimdi kendi aldığı gözlüğü hiç takmıyor. Benimkini takıp diyor ki çok tarz oldum. Bakalım. Anladın. Anladım abi benim de yani ben de. Bahar'ı ben eğer mesela işte makyajını, giyimini falan ayarlarsam çok klas oluyor. Çok güzel kadın zaten. Ama kendisi böyle makyaj yaparsa falan palyaçoya benziyor. Yani bilmiyorum ne yapacağımı. Nasıl karına palyaço dersin sen? Kadın düşmanı, piç. Ne biçim konuşuyorsun? Kardeşim
Kadın düşmanlığı buysa falan diyormuş. El kralı. Abi gelme gelme. Bak şimdi sidestep. Oğlum şş. Ben buradan çıkar mıyım? Çıkardım ama slow'u yedim. Efendim bebeğim. Efendim aşkım. Çok dünyanın en güzel kadınısın. Oğlum biz karar almadık mı? Niye şu anda yalakalık yapıyorsun? Biz bunları boşuyoruz. Rus. Ben o yüzden Antalya'ya geliyordum. Boşuyoruz. Gidiyoruz Hawaii'ye yerleşiyoruz. Bir gün Hawaii. Sen sikiyorsun. Bir gün sen sikiyorsun. Bir gün ben sikiyorum. Hawaii buradan ucuz. Kanka Hawaii buradan ucuz. Ben baktım fiyatlara. Sikiyoruz. Ben orayı kaçırdım aman okuyayım. Oğlum bir gün sen beni, bir gün ben seni. Ha tamam, tamam. Ona günü günü bir gün, günü bir gün seni her gün mü yani? Nasıl bu? Ona okeyim ben. Yani ben diyorum abi sana, zamanında da dedim. Neden kadınlarla uğraşalım ki birbirimizi? Mutlu oluruz. Varken bence de mutlu oluruz. Kafalar da uyuşuyor. Oluruz. Mutlu oluruz bak. Söz veriyorum. Vallahi çok güzel abi. Yemek yaparım oğlum, bir kere. Huzurlu ol. Abi bir dakika. Evet sen yemeklerin de çok güzel senin. Abi Bahar'ın yemeklerini yesen var ya. Oğlum Bahar'ın neyse. Tipinde var bu arada yemek yapamama. Tipi var onda. İçeride kuduruyor şu an. Sesi geliyor. Onda yemek yapamama tipi var bu var, arada. Var maalesef. O biliyorsun o bir tip yani. İnsanın o ne yüzüne biliyor yansın. Musun Bahar? Türk dizilerindeki böyle holding sahibi çocukla böyle çarpışıp aşık olup yarım saat bakışan kız var ya. Ama kimse çalışmıyor dizideki. Herkesin çok parası var böyle. İşte o Bahar o. Ama işin ilginç yanı fakir kız da çalışmıyor değil mi? Hiç kimse çalışmıyor abi. Anasını sikeyim öyle dünyada ofise ben de böyle yaşamak. Uğruyorlar, selam veriyorlar, geri çıkıyorlar. Herkes ama uğruyor ve birbirlerine çarpışıp bütün duruyorlar. Bütün gün dışarıdalar abi. Bütün gün dışarıdalar. Hiçbir böyle hani normalde bir insan çalışan, o kadar parası olan bir insan kafasını işten kaldıramaz. Sürekli toplantılar, evet. Briefler bilmem ne böyle. Hayatı iş olur. Hayatı iş olur ama bunların her yer hizmetçi, her yer ev, araba. Ama bütün gün drama. Bütün gün onu mu sikeyim kız? Hizmetçiyi mi siksem? Şunu mu aldatsam? Ve hep böyle gayrimeşru bir çocukları oluyor değil of, mi? Hepsi tabii ki, tabii ki de. Baba niye söylemedin bana? Falan. Bu benim kardeşimmiş. Senin yüzünden kardeşim. DC al beni. Aşkım bebeğim. Ya şurada var ya millet ağız tadıyla bir Level Even izleyecek. İlle o tiz sesinle, o kadın sesinle. Düdüklü tencere gibi geleceksin şimdi. O düdüklü tencere sesinle böyle. Seni dinlemek zorunda mıyız? Burası erkekler matinesi. Sen bu gece kanepedesin oğlum. Yok abi o kanepede yatar. Ben yatamam. Sığmıyorum. Abi çok çişim geldi bu arada benim ya. Oğlum TFT'de olsak şimdi round bitmişti. Öbür rounda geçerken çişimi yapıp geliyordum. İnşallah altından bağırıyor. Diyor. Bağırıyor bayağı sinirlendi. Kan emici ya. Aşkım bebeğim gel gel. Ne diyorsun? Düzgün konuş lan karımla. Karımla düzgün konuş. Ahmet bak vallahi kanepede yatacağız biraz. Zorlama rahatsız. Bugün Selin yine ev alışverişinde beni aradı. Şunu alayım mı falan dedi. Ben de dalgayla karışık, şakayla karışık bağırdım tamam mı? Kan emici diye. Meğer nereden hoparlördeymişim. Bağırdın? Evden mi? Aa hoparlörde. Telefondan mi? Hoparlördeymişim aa, meğer. Adam gülüyor. Adamın gülme sesini duyuyorum karşı tarafta. Keep your fucking... Neydi lan? Dur bak. Hand? Bill Smith ya. Keep my wife's name... Neydi? Out of your motherfucking mouth. Oğlum Katarina, Zed, Yasuo deyince bir de Lee Sin. Aklıma internet kafa köylüsü geliyor böyle. Bir tane köylü sümüğü akıyor ve devamlı şey diyor. Oğlum bir Yasuo oynuyorum var ya. Oğlum bir Yasuo oynuyorum var ya. Geçen adam geldi koyuyorum anası çıkıyor. Koyuyorum anası çıkıyor. Bak bir Zed oynamışım. Şu an oradayım sonra buradayım. Bak. Katarina atıyorum resetleniyor. Bir daha atıyorum. Peki bir şey diyeceğim o. İnternet kafeye nerede gittin de? Gittim ben kafelerde Age of oynardım. Benimle dalga geçerlerdi. Ne yapıyorsun ne oynuyorsun sen? Ananı sikim senin. Böyle oyun mu olur amına kodum orospu çocuk. Beyler LoL'e geç yok mu amına koyum. Ben de Red Alert oynardım. Ultima Online oynardım internet kafedeyken çocukken. Herkes CS atıyor amına koyayım. Bera beni çok kızdırdılar.
Dedim ki beni Half-Life'a çekmeyin arkadaşlar. Sizi sikerim dedim. Half-Life oynardık. Ben de oynardım. Yalan yok Ben şimdi. işte bırakmıştım Half-Life'ı. Sonra böyle 200 makineli bir kafede birinci oldum. 60 saat bedava vermişlerdi bana. Ne, Half-Life Half-Life'da birinci birinciliği mi oldum. var senin? Ya dünya internet kafe. Antalya'da VIP kafe diye bir yer, tamam mı? Hı. 60 saat bedavam Oğlum çok vardı. çişim var, altıma yedeceğim. Bir saniye Hes geliyorum chat'e. hesabıma, Sen hesabıma anlat tanındı. abi. Ben chat'e Geliyorum. anlatayım. Biliyorum zaten. Kulaklık tamam da. 60 saat şeyim vardı. Half-Life'la kazandım. 60 saati, bir saatini Half-Life harcamadım amına koyayım. Oraya gidiyorduk. 8'li Age of Lobby'si atıyorduk. Sabah gidiyorduk bir de. 8 kişi abi. 4v4. Arena atardık mesela bazen. Bazen Oasis oynardık. İşte Mediterranean, sevdiğimiz mapler bunlardır. Tam böyle şey mapleri bunlar. Balance mapler. Anladın mı? Evlat turnuvası yapıyorduk amına koyayım. Abi ağzında ne var? Grisini var, grisini. Aa, diyet ha? Diyet modu o Yo. mu? Yok be oğlum. Değil mi? Ya ben bir şey Yok. diyeceğim bu arada. Bak ben Antalya'ya taşınıyorum ya. Benle spora gelmezsen biter abi Ananı bu ilişki. sikeyim. Birbirimizi mi gazlayacağız? Ya Raiden, yo benim gaza ihtiyacım yok. Ben sporsuz yaşayamıyorum zaten. Güzel bir soru geldi chatten. Ne bu Ha, abi? Fortnite Inting oynarım. Riven mı diyor? Inting Riven mı Ya diyorlar? boş yapmayın abi. 4-3-2 oynuyorum işte. Tekrarım mı? Yarrak. O iradeyi göstereceksin abi. Ben zaten şu an bugün spora gittim, dün gittim. Ben haftada 5 gün spora gidiyorum abi. Şimdi büyük ihtimalle bizim orada özel villalarımızda şey olacak değil mi? Kendimize ait spor salonumuz falan olacak herhalde. Birbirimize basacağız. Levo Tamam. bas! Şimdi delikanlı gibi spora başlayabiliyor musun? Yoksa yine kıçım ağrıyor, başım ağrıyor. Öyle misin? Ya bana onu Ben devamlı söyle abi. öyleyim. Ben devamlı öyleyim. Ya olmaz abi işte. Ben geldikten sonra Ama değişmesi lazım. sen benim gibi yumuşak götlü bir şişkodan bir erkek yaratabilecek misin? Uf, senden var ya, chat miydi? Cert. Nasıl okunuyor lan o bu arada? Yazılışını Chad. biliyorum sadece. Chad abi, Chad abi, Abi Chad. senden bir chat yaratacağım. Böyle chat. Sen böyle ne olacaksın biliyor musun? Heykel. Böyle kalemle çizilmiş. Sanki bir heykeltıraş gibi yontacağım seni Ahmet. Ve Bak o bunun kadar iyi olursam uf karım beni yiyeceğim. boşar. Bir şey diyeyim mi bu arada? Ben böyle taş gibiydim yani böyle. Uf böyle. Tam kıvamındaydım ya. Bahar bir kıskanıyor beni. Bir kıskanıyor. Kilo alayım diye yapmadığı kalmadı bak, yemin Bak bir ediyorum şey diyeyim bak. mi? Hem beni kıskanır, hem o kadar Ya. güzel vücutlu erkek değil yani benim hanımın şeyi, portfolyosu. Sevmiyor yani. Abi bu Biraz biraz göt kim göbek görüş mü olacak. vardı bunlarda ya? Bahar! Lan! Sal! 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 Bahar boş yapma. Bak benim canımı çok sıkıyorsun ha kadın. Kıyamam, üzülme diye öyle mi söyledi sana? Kanka senin annen de benim vücudumdaki erkekleri seviyor. Gecelerce sıkıştık Sen karıyla. dur deme. Hayır, onun annesi öyle seviyor. Abi sen niye? Ahmet ben Yok efendim. takılmıyorum ya. Ben Levo chat'te yazılanlara takılıyorum. Sen Ahmet'sin ama oğlum. Sen niye Oğlum chat'te? takılmadım ki. Adam bilmiyorsa öğrensin yani. Ahmet Twitch'te yayın açmıyor ya. Biz de açmayalım diye bu kanalı kapattırmaya çalışıyoruz. Bilmek yasak değil ki kanka. Ne var abi, ben izleyicimin annesiyle seks yapamaz mıyım ya? Yapabilir Böyle bir misin yasak ya? mı var? Tamam abi, Yo yo yaptık asla. işte. Tamam. Günler, Okey. eski günler levosu geri geliyor gibi şu an. Ben seni izliyordum mesela, çok gülüyordum. Mesela şey yapıyordun. Ne Gidiyor geliyor şimdi? top lane'de adam seni öldürüyor, tamam mı? Diyorsun He. ki ya orospu çocuğu ya. Ignite almış ya. Ignite almış. Lan amcık, oyuna girmeden baksana ne aldığına. Sen pro oyuncu değil misin? Sikik. Hayır, Ne demek? normalde onun sebebi ne Ne biliyor musun? demekmiş? Ne Şimdi demekmiş? Bilmiyor musun ya aldığını? muhabbet ediyoruz ya insanlarla şu an mesela. He. Normalde meta TP, anladın mı? Yani top lane'e ignite alınmaz normalde. Onu söylemem, o şekilde söylemem sebebi, yani low orospu çocuğu. Ignitesiz top lane'e gelemiyor musun? Meta TP'ydi çok çok uzun zaman. O anlamda. O yoksa hani bir sistem, anladın mı? Çünkü günde 1000 maç falan atıyordum yani ben Riven'la öyle yardırırken. Bir noktadan sonra bakmıyorsun abi rünün neymiş, ignite mi almış bilmem. Diyorsun ki otomatik kafanda ha, bu adam TP yani, anladın mı? Bir anda kafana ignite'i bir bırakıyor. Orada işte bir böyle triggerlanıyorsun. Ya böyle Normal. Twitch'te adını pro olarak yazdıranların böyle klasik ağlamaları var ya, mesela Mito'da şey oynarken, PUBG oynarken hep aynı PUBG'de. şeyi söylüyor. Öldüğü zaman bak, Mito yapıyorum sana. Abi backstep ya. Abi arkadan geldi, önden geldi.
gelsene erkekse. Abi backstep ya. Backstep ne gerek var abi ya. Bak bu da mito mesela. Öyle abi öyle. Yani bir sebebi olması lazım. Türk milleti olarak biz bayılıyoruz ama zırlamaya. Yani ona ben kesinlikle. Ya mesela bizim insanımız hani ağlama zırlama yapıyor ya. Biz var ya. Zırlayan insandan daha çok bir şey sevmiyoruz biliyor musun? Ben bunu yani analizim budur. Türk dizisi mesela zırlayacak birileri sürekli. Birisi aynısını yazdı bak aynısını yazdı. Abi Levuduç kalkanı nasıl kırıyor abi? Anladım abi. Kendisi vurunca ama siktir. Tek gibi Jao KKHA sözü vermişti şat yerinde. Kimle? Yapmadık mı senle? Onu benle KKHA yapacaksın. Sonra ikimizi de pers kelepçeyle götürecekler Ahmet. Ne gerek var ya? Hiç gerek yok abi. Olsun abi bizi kurtarırlar sahiplerimiz. Evet değil mi? Fonlandığımız yerler. Fahrettin abim kurtarır beni. Bu arada bir yandan da düşünüyorum. Oğlum mesela kimleri kimleri ne sebeplerle tık diye tıkıyorlar ya. Bizim acaba mesela atıyorum profile giriyor mesela böyle tamam mı? O abi ne demiş ki dalla ilgili falan. Umam olmadan laf söylemiş falan diyor mudur acaba yani? He? Ben hala beni niye tıkmadıklarını anlayamadım kanka. İşte onu diyorum. Oğlum bu İmamoğlu'na nasıl saplıyor ya? Boşver falan mı diyorlar acaba? İmamoğlu. Bana şey yapıyorlar. Vergi memuru gönderiyorlar paso. Denetim değil mi? He. 3 tane vergi memuru var şu an üstümde. Diyorum ki açık. Bütün defterler açık. Bakın diyorum. Bakıyoruz diyorlar. Diyorum bitirin incelemeyi. Bitmiyor da anlamadım ki. Üstünde derken diyorlar abi altına mı yattı yani vergi memurlarının? Hepsinin altına yattım hepsinin. Öyle değil vergi memurlarının sevmedikleri insanlara kestikleri bazı cezaları söyleyeyim. Mesela isim vermeyeceğim bir tane YouTuber'a kestikleri cezayı söylüyorum Lebo. Şöyle abi. Hashtag işbirliği yazmış abi. İşbirliğinin iyisi büyük değil diye ceza kesmişler. Yani şaka yani? Yapmıyorum. Bu cidden hani ben de inanmadım. Dedim ki siktir git böyle bir şey olamaz dedim. Ne diye? Gerekçe ne oluyor orada? Abi işbirliği yazmadın demişler. O da yazdım işte burada demiş. Hayır işbirliği böyle yazılır deyip göster. Şaka değil bu arada. Ben şeyi gördüm, gerekçeyi gördüm. İsim peki vermeyeceğim. Büyük ama bir yayıncı mı? Büyük bir YouTuber mı? Çok büyük. YouTube, Instagram çok büyük. Yani şey yok anladın mı? Benim defterlerim tamam bana asla ceza çıkmaz diye ha, bir şey yok. Öyle bir şey olmadı ben biliyorum zaten. Mümkün değil yani. İlla isterlerse çıkarıyorlar. Benim son duruşmamda dava sebebiyle hiçbir alakası yok. Ama söylemimde şu yer alıyor. 2021 Türkiye'sinde yani üzerime açılan davayla hiçbir alakası yok. Ama 2021 Türkiye'sinde dolandırıcılık meşru tabii diye başladığım için cümleye hakim kararı açıklarken bu ifadeyle başlıyor. Ve bu şekilde bana şey geldi. Ceza geldi. Vay amına koyayım. Yani bir garipler ya. Chatten birisi sordu matrah arttırımı yapmadın mı diye. Evet arkadaşlar yaptım. Ona ben rağmen de yaptım bu arada. Ona rağmen 3 kişi tarafından inceleniyorum. Matrah arttırımı yaptığında normalde defterlerine de bakmazlar. Ne bileyim yani her şeyi verdim doysalar artık keşke ya. 2022 tarife kaçtı Caho sana söylemek için. Dün aradılar Levo. Uzlaştırmadan. He. Dedi ki burada dedi bir tane bayan var sana sövmüş. Dedim ne demiş söyler misiniz lütfen ona göre dedim. Hani. Ona göre söylüyorum hani. Ne kadar para isteyeceğimi. Bunu söyleyemem burada da bayanlar var dedi. Abi dedim hani sinkaflı kısmının üstünü hani örterek söyle. Ben senin hımına koyayım. Şişko hımınlı çocuğu. Seni doğuran ananın ben hımınıma koyayım demiş bayan. Ha tamam. Ne istersin bunun karşılığı? 30 bin. Dedi ki ya veremezse? Dedim vallahi veremezse abi. Sadece iş uzamış oluyor. Ne oluyor? Ceza görünüyor. Ceza şeyi görünüyor mahkemesi. Sonra üstüne bir de tazminat davası açıyorum. Ben yine alıyorum dedim. Kendisi bilir. Tamam dedi. Ya arkadaşlar tarife 20 bin liraydı. Ekonominin halini biliyor musunuz? Enflasyon belli, dolar kuru belli. 20 bin liraya. Tabii. Vallahi 20 bin liraya anneme söveceksin. 20 bin liraya hiç. Vallahi anama söveceksen 30'u çıkaracaksın gözden.
20 bin lira donate'i atsam sonra sövsem dava yer miyim? Yani peşinde indirim olduğu için sıkıntı yok. Peşinde indirim abi. Yani nakit ödeyene indirim sağlarız. Evet. Önden gönderip sonra sövdüğün için sıkıntı yok abi. Ama şey demen lazım abi, hani bu küfürün tahsilatı deyip gönderirsen o zaman sövebilirsin. Tabii belirtmen lazım. Hatta ben burada kolaylık da sağlarım. Sen kredi hani kartını altıya mı böleceksin, o ne bunu? Yok, gerçek hayatta karşına gelirim, hani böyle full söversin. Tahmin. Parayı alırım. Ha, parayı alırım, eve giderim. Yapmayın, dikkat edin. Adres de sormayın bu arada. Geçen gün bir tanesi bana adres sordu. Allah'ın malı. Adres ver ya da konum at dedi. Evet. Avukata verdi. Ha tamam, tehdit de var falan diye böyle. Çok ulan, kral eskiden nasıldı koyayım. Şimdi nasıl? Çok garip bir... Yani nelere evriliyor mesela? Eskiden böyle... Bak bu çocuğu ne sövüyorsun? Ah mına koyayım diyordum. Şimdi böyle... Ha sövmüş mü? Tamam. Abi avukatı arıyorum. Bir saniye. Boş yapma Caho. Adam sövünce neden 20 bin versin? Adliyede çalışıyorum. Amcık sanki de bana hakim. Bu adliyede çalışıyorum diyenlerin... Çaycı deme. Hepsi amına koyayım dosya taşır sağdan sola. En fazla HGB alacak. Hükmün açıklanmasında geri bırakılması demek bu. HGB alması... Tazminat davası açıyorsun abi. HGB alması zaten suçlu bulunduğunun kanıtıdır. Bir, ayrıca HGB alması iki, da bir sonraki 5 yıl içerisinde yaptığı şeyleri de etkiliyor. Yani iki, hükmün açıklanmasının iki, benim... geri bırakılmasını verdikten sonra 5 yıl içerisinde evet. Bir daha aynı şeyi yapıp bir daha gelirse hakim karşısında orada yarra yer böyle bir güzel yani. Hayır, onu geçtim. HGB alması beni etkilemiyor. Çünkü o ceza mahkemesidir. Ben bunun üstüne diyorum ki bakın ben kazandım bunu. Herif HGB aldı. Suçlu olduğu kanıtlandı. Şimdi şimdi diyorum bana şey şimdi jungle gelecek. Manevi tazminat davası diyorum. Evet evet, manevi. Yani şey, psikolojimi bozdu, bana hakaret etti. İşte bilmem ne. Yani tazminat apayrı bir şey. Hükmün açıklanmasının geriye hükmün bırakılması. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması demek. Bu şöyle. Küçük suçlarda, mesela küfür böyle bazı suçlarda. Katalog suç olmayan suçlarda. Hakim diyor ki bak diyor. Hani sen buradan zararlı çıkacaksın gibi, seni suçlu bulacağız gibi görünüyor. Kankam, istersen hükmün açıklanmasını geriye bırakalım. Yani kabul et suçunu. Sicilin de temiz. Sicili temiz olmayan adam HGB alamaz. Sicilin de temiz. Tamam mı? Sen, helal bu arada KNK. Sen diyor, şey yap. Ama 5 yıl boyunca bir daha suç işleme diyor. Evet, bir daha suç işleme. Önümüzdeki... Ay. Neyse, çocuğu bozmadı, iyi bari. Abi 5 yıl içinde HGB'yi bozarsan bu sefer fullden sokuyor sana. Evet, evet. O İkisini birden işledim. Sayıyor bu arada. Onu da evet. Sayıyor. Öbürünü de birleştirip ceza alıyorsun. Eğer cezan 2 yılı geçerse, yani diyelim ki 2 yıl 1 ay ceza aldın. Hapis cezası. O zaman para cezasına çevrilemiyor. Yani bayağı sicilinde hapis cezası almıştır yazıyor. Eğer ki saniye, o zaman maksimumdan yiyorsun işte HGB'den sonra bozarsan. Sen tazminat açarsın, adamın üstünde bir şey yoksa alamazsın. Cari'nin icra tahsilini verirsen fazla, adam üstünde bir şey alınca. Tabii canım, tabii. O ama her şey için geçerli ki. O dediğin boşanma için bile geçerli. Levoş şey mi bu? Müsilaj mı oldu? Oldum ki. Anasını sikeceğim şimdi. Gerçekten çok kilit oldum. Bak burnuma müsilaj kokusu geliyor şu an. Bu Inting Riven mı? Aman Riven ya, anasını sikeyim, gerçekten çok saçmaydı ya. Ne oldu kanka, Ignite mi almış? Abi yok. Backstep mi yedin amına koyayım? Ya slow'unu unuttum, flash attım. Ha? Üzerimde slow efekti varken flash atıp oto vuracağım diye. Orada bitti zaten, yoksa ultim geldikten sonra flash atsam kesmiştim elini. Abi timing'e bak ya. Kanka bakkallandın gibi biraz. Ben, Levo. Oğlum sen, şşş. Ahmet, abartmayalım artık istersen. Malzahar seni sikti gibi. Ya Malzahar o şey mi? Sıfır damage Malzahar mı abi o? Flash yoksa bunu da kestim. Bakayım. Sıfır damage Malzahar. Aslan! Buraya gel çocuk! Muscle memory'den bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Hareketlere bak. Gaza geldi, su falan içiyor. Tripler uzak. Su içmem de. Amcık müsilaj el odası sanki de falan elmas da son şey maçını atıyor. Açma topu cidden elmas oğlum adamlar. Bu hesap master falan olmuş hesap.
Öyle şey elodu değilim ya. Bak şey mi? O az önceki oyundaki Sion elmas. Oğlum Inting Sion'du o. Inting Sion. Ya nasıl Inting? Inting kule altında ölmesi gerekmiyor mu amına koyayım? Kauçuk el oğlum bu. Arkadaşlar yalan söyle inanmayın. O Sion o PC'den elmas eloysa. Elmas. Tamam bu server'ı kapatsınlar. Bu TR server'ını kapatsınlar. TR değil ki oğlum bu West zaten ya. O TR zaman daha yetenekli. Kapatsınlar. O bak Fransız çocuklar giriyor bu server'a. Ben biliyorum onu. Ya ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ki amına koyayım ya. Bir kere de tamam tatmin ol lan. Ulan bak, Lemur Even'ı lan de. Burası LC Wake 2 Elo. LC Wake 2'nin mavi poşeti Elo'su. Maymunlu poşet bak onu yakaladın mı sen kardeşim? Bu ne yapıyor oğlum bu? Oha bu beni kesiyor mu? Bak elmas Elo. Niye kesiyor bu beni? Ben itiraf ediyorum onu yapmışlığım var. Mesela size de olmuştur kesin. Oturuyorsun bir gün yayın izliyorsun böyle. Yayından sıkılıyorsun abi. Ani bak seri. Mesela Levo'yu izliyorsun değil mi? Levo'yu izlerken seni azdıracak herhangi bir şey var mı? Eşeğe benzeyen bir adam var ekranda. Ama böyle anlık bir 31 çekesin geliyor abi. Anlık böyle ama seri. Libido bit değil mi? Libido. Böyle anlık bir şey de açar. Evet. Böyle bak anlık. Açıyorsun yeni sekmeyi şak 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 çekiyorsun. Sonra bir de geri dönüyorsun utanmadan izlemeye devam ediyorsun. Aa, ama uzatmıyor musun? Yok kanka uzatması seri o. Yaşanacak saygısızca. Yok abi uzatman lazım. İyice böyle tam böyle tak gelecek o, bir ara veriyorsun başka bir sekme. Hayır kanka o saygısız 31. Anlık patlatıyorsun ve seyrine devam ediyorsun. Anladım abi. Çek bırak 31'i o bak. Peki oyundayken hiç başına geldi Ahmet bu? Oyunda mesela böyle altlap yapa yapa anladın mı? Ya da yan ekranından böyle. Bir anda TFT atıyorsun bir yandan mesela. Evet işte şey yapıyorsun. TFT'de ama o zaman çok aceleye geliyor mesela. TFT'de kanka rahat Dota oluyor. Oynadığım zaman da çok geldi başıma. Bir yandan Dota oynuyorum bir yandan yan ekrandan açıyorum. Hani bir keresinde şey demiştim var. Oyunu arkadaşlar, da bırakamıyorsun onu da bırakamıyorsun falan. Yok arkadaşlar annemi hastaneye götüreceğim seriyi bitirelim demiştim var. Oyunu. Allah seri seri bitirelim deyip. Çünkü yan tarafta açık. Yükselen bir yıldız var. Ay muhabbet. Neyse yayın zaten o şey arkadaşlar yetişkinlere yönelik yayın yazıyor o kadar yani. Allah Allah. Şey yaşıyor musun hiç? Abi ben senin için Almanya'dan geldim. Nereden geldin? Şey muhabbetini mi diyorsun? Hani ben senin için şuralardan şey yaptım işte geldim izliyorum şuradan falan. Şuradan geldim. Evet, mesela şey ha. Oluyor. Bir buluşma oluyor işte ne bileyim GameX'te falan fuarda. Ha aynen. Diyor oluyor. Ki ben senin için Almanya'dan geldim. Hepsi yalancı onların ben amına koyayım. Tatile gelmiş Almanya'dan. Seni tabii böyle... tabii denk geliyor orada. Aa diyor şuradaymış bak, diyor yanına geliyor gitti, sonra da. Gittiği her yerde bunu yapıyorlar. Bak kebapçıya gidiyor diyor ki ben diyor bu kebabı yemek için Almanya'dan geldim. Kebapçı... Şifa Allah'ın malı o da seviniyor. Diyor ki adam Almanya'dan kebabımı sonra şey anlatıyor değil mi öbür tarafta? Gidiyor benim diyor Ayvalık'tan Ayvalık tostumu yemeye geliyorlar amına. Amına koyduklarım ya. Balçova'da seni görüp selam verenler hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim baba ben yani spor salonunda dakika başı birileriyle fotoğraf çekiliyorum zaten. Ben onu hiç sevmem mesela spora gittiysem kimse bana gelmeyecek aga. Ama bölmüyorlar. Kardiyoma böyle diyorum geç, ama bak. Her seferinde de bırakırım yaptığım evet, işi biliyorum, ve çekilirim biliyorum. O fotoğrafı boş amına koyayım ya. Kardiyo mesela adam geliyor mesela kardiyomu bekliyor. Kardiyoya geçiyorum steady kardiyo. Levent abi diyor kusura bakma diyor sporunu bölmek istemedim ondan gelmedim yanına diyor. Bir zahmet olmazsa bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyor. Onun var ya benim öp başına koy götüne sok yani öyle adama ben adam zaten canım feda oğlum. Anladın mı? Yani tabi zaten kendi de spor yaptığı için seni sikmez herhalde yani. Yok niye yok. O adama mesela böyle bir de şeyler var. Tam orospu evladı böyle. Bir saat sporum boyunca beni böyle bakıp arkadaşıyla konuşuyor. Böyle bir gün bir tanesini yakalayacağım da neyse yani. O özgüvensizdir. Niye öyle diyorsun ki adama? Adam korkmuştur, çekinmiştir. Niye korkuyor amına koyayım? Levo Bey nasılsın diyeceksin? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Kolay gelsin eyvallah. Fotoğraf çekilelim ya da fotoğraf çekilmeyelim. Fısır fısır böyle. Onlara kızmıyorum. Benim kızdıklarım ne biliyor musun? Onlara kızdığımı yapıyorum. Hazır mısın? Yes. Senin duyacağın şekilde şey yapan. Cehrin değil mi o? Ya oğlum adam sana geliyor diyor ki sen Levo musun? Orospu çocuğu. Yok ben Mahmut diyorum amına koyayım.
Yerin değil mi o? Yani sen şimdi benim dibime girip 5 metreden hala level musun diyorsa değilim amına koyayım. Ben Mahmut, selamun aleyküm yani. Lebo izleyicisine sövdü arkadaşlar ya, ben bu kadar görmüyorum. Oğlum kardeşim, bunlar kim? Çarban falan var. Ya yarra edin, sen Ahmet elime düştün.